klinik pratiğimde çalışma yıllarımın çok önemli bir bölümü bağımlı hastalarla çalışarak geçti. Herhalde en yüksek tecrübemin olduğu konulardan bir tanesinin alkol bağımlılığı vakaları olduğunu söyleyebilirim. Çok uzun yıllardır alkolün insanlar üzerindeki bağımlılık yapıcı etkisi ve bunun sonuçlarında yıkıcı sonuçlarına şahitlik etmek zorunda kaldığım yıllar geçirdim. Ve bununla mücadelenin insanoğlunun hayatına çok büyük bir fark, değer ve çıkış getirebileceğini defalarca, binlerce farklı kişide, vakada tekrar tekrar yaşadım. Bağımlılığın çok ağır bir süreç olduğunu söylemem lazım. Bakın, bağımlılık her konudaki bağımlılık bir sıkıntıdır. Çünkü bağımlılık dediğiniz zaman, bağımlılık hani şimdi mesela birazcık daha isterseniz özgürleştireyim. Alkol üzerinden başlasak, alkol bağımlılığı hani sanıldığı gibi alkol bağımlılığını insanlar ne zanneder? Hani ben burada insanları dinliyorum. Hep bana şunu söylüyorlar. Hocam benim öyle bağımlılıkla falan alakam yok. Yani ben işte arada marada bir içerim. Öyle bakın ben hani sabahtan kalkıp içenlerden falan değilim. Veya şöyle şeyler duyarım ben. Hocam bak benim yani öyle alkol falan diye bağımlılık diye bakmayın yani. Ben sadece rakı içerim. Kardeşim yani hani. Ve benim bakın öyle rakı makı gibi şeylerle alakam yok. Ben sadece bira içerim. Bakın. İçtiğinizin rakı mı, bira mı, şarap mı, şu mu, bu mu olduğunu beyniniz bilmez. Beyin onların ne markalarını, ne cinslerini ayırt etmez. Beynin sinir hücrelerinin üzerindeki alıcıların ayırt ettiği tek ve net bir şey vardır. Onun adı etil alkoldür. Etanol. Her alkollü içeceğin içerisinde belli oranlarda ve üzerinde de böyle nal gibi yazar. Rakıda %40, viskide %40, şarapta %12-13, birada %5 etil alkol içerir. İşte beyindeki reseptörün, alıcının hassas olduğu ve içinde ne kadar olursa markası, adı, tadı ne olursa olsun beynin yakaladığı ve tanıdığı tek madde etil alkoldür. Beyin bunu tanırken başka bir şey daha yapar. Beyin bunu tanırken aynen bir bilgisayarın o hard diski, hafızası gibi onu hard diskine yazar. Ne kadar alındığını yazar. Bir düşünsenize, ilk alkol alındığında hani çocuklar işte böyle genç yaşlarında bir deniyorlar. Bir lisede, üniversitede bir şeyler içiyorlar falan. Ve hani ilk hikayeler hep şöyledir. Hocam var ya yani ben işte bilmem 16 yaşındaydım ya arkadaşlarla gittik 2 tane bira içtik. Ben çıkmışım kafa bir dünya falan. Okay. Aynı adamı 32 yaşında görürsünüz. Değil 2 bira, 8 bira içmiştir, 10 bira içmiştir ancak o hale gelmiştir. Nasıl oluyor bu? Bu ancak şöyle oluyor. Bakın ilk vücuda yabancı alkol vücut için yabancı. Yakıcı, yanıcı ve zehirli bir maddedir vücut için aslında alkol. Ve girdiği an vücuda beyni etkilediği için, beyindeki resept alıcıları etkilediği için, onlara yapıştığı için, bakın kişinin bir düşüncelerini, iki duygularını, üç davranışlarını değiştirmeye başlar. Kendisini daha rahat konuşuyormuş gibi hissedenlerden mi başlarsınız? Eline ayağına sahip çıkamayanlardan mı görürsünüz? Ama pek çok değişikliğe sebep olmaya başlar. Ve beynin öyle bir kontrol mekanizması vardır ki aslında bütün vücudun. Vücut bir yerde bir anormallik sezdiği zaman hemen onunla ilgili alarma geçer. Der ki bir dakika bu adam dışarıdan vücuduna bir madde aldı ve bütün her şey değişmeye başladı. Ben buna karşı bir duruş sergileyeyim ve bu madde artık beni etkileyemesin. İşte orada yavaş yavaş bir değişim olmaya başlıyor o beyindeki, hücredeki alıcıda ve alkol etkilememeye başlıyor. Bunu bütün alkol bağımlıları bir kahramanlık hikayesi olarak anlatırlar. Adam oturduk orada, iki bardak içti çarpıldılar, ben bir şişeyle ağzımı çalkaladım kalktım hocam. İyi halt etmişsin kardeşim. Sen
o kadar çok antrenmanın var ki alkolle. Sen artık alkol kolay kolay etkilemiyor. Bağımlılığın zaten birinci kilometre taşı burasıdır. Yani toleransının olması. Artık alkolün ancak daha yüksek dozlarda seni etkilemesi. Alkol bağımlılığını şunla karar vermediğimizi ne olur bilin. İnsanların kaç yıldır içtiği, günde ne kadar içtiği, sabahtan içip içmemeye başlayıp başlamaması. Ben bunlarla karar vermiyorum. Ben alkol bağımlılığına kişi ağzına o alkol değdiği zaman, kardeşim bir bardak içtin, durdun ve hayatına devam ettin mi? Yoksa o hocam ağzıma değdi mi ben duramam diyorsan lütfen şapkanızı önünüze koyun ve alkolle ilişkinizi gözden geçirin derim. Çünkü alkol bağımlılık noktasına geldiği andan itibaren artık sizin durabilme şansınız yoktur. İçtiğiniz her yudum mutlaka sonuna kadar ve o çıktığınız en maksimum doza kadar gidecektir. Sonrasında aile hayatı mutlaka bozulacaktır. Bana anlatırlar, ailede her şey iyi gidiyor. Hanımını çağırırım, eşini çağırırım. Bir anlat bakalım, bir dokunursunuz bina işitirsiniz. Kadın kaldırıyordur, hikaye idare ediyordur ama perişan haldedir. Bakarsınız sosyal hayat mutlaka kötüdür. Ona sorarsınız, sosyal hayatımda hiçbir şey yok, ben gayet... Sorarsınız sosyal hayatında ne yapıyor? Sadece kendisi gibi içenlerle oturuyordur. Alkolün olmadığı ama kuş sütünün başka eksik olmadığı bir masaya oturtun onu. Kesinlikle rahat edemez. Karısını dürtmeye başlar. Hadi hanım kalk gidelim, burada da bu muhabbet çok sıkıcı, ben duramıyorum. Çünkü alkol yoktur. Ve mutlaka profesyonel yaşamda bedeli vardır bu işin. Bakın, bağımlılık kişinin işini gücünü takip etmesinin, yürütmesinin ve oradaki ilişkilerin, ast üst ilişkilerinin bozulmasının temelini oluşturur. Bağımlılık tedavisi olan bir beyin hastalığıdır. Bağımlılık beyinde bir takım şekilsel, biyokimyasal değişikliklere sebep olur. Ve çözümü alkolden tamamen çıkmakla başlayan bir süreçtir. Alkolü bağımlılığa getirmemek çok önemli birinci noktadır. Bakın ben kimsenin alkol alıp almamasına karışmam, karışamam. Ama ben alkolün kullanımının sıkıntılı noktalara gidebileceği ve herkesin bu riskin altında olduğunu söylemekle yükümlüyüm. Ve ne olur şunu bilsinler, alkolün ne kadar süre içildiği, ne miktarda içildiği, sabahtan içilip içilmediği değildir önemli olan. Önemli olan, kardeşim sen bunu ağzına değdirdiğinde sadece bir bardak içip hayatına devam edip ve bunu da ayda bir, özel bir zaman, senin için neyse o özel zaman, onunla kısıtlı tutuyor musun, tutmuyor musun? Dert budur. Tutmuyorsan tekrar söylüyorum. Koyalım şapkaları öne, bunu bir daha düşünelim. Aksi takdirde bağımlı olduktan sonra kaçınılmaz durum, hayattaki kayıplar ve kaçınılmaz durum artık bir daha alkolün hayat boyu içilemeyeceği gerçeğidir. Çünkü bağımlılık bir kere geldiği zaman ne yazık ki mezara kadar bizle. Yani bağımlılıktan sakın kurtulunmayacağını düşünmeyin bu dediğimden. Ben sadece alkolle ilgili bir bağımlılık oluştuğunda alkolü kestikten sonra bir daha küçük doz alkol alabilmenin mümkün olmayacağını, o kişilerin mutlaka yüksek dozlara devam edeceğini söylüyorum. Aynen sigarada olduğu gibi bir günde sigara konuşalım.